Tamam. 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 Zaten maskenin kaldığı masaj daha yardım Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, değerli Hazirum, mali müşavirlerimizin değerli aileleri ve basınımızın temsilcileri. 1-7 Mart muhasebe haftası kapsamında Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler adımızın düzenlemiş olduğu gala yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, değerli Hazirum, günümüzün anlamı için hepinizi burada ağırlamaktan çok mutluyum. 1-7 Mart muhasebe haftasına değer katan sevgili meslektaşlarım, değerli aileleri, stajyerlerimiz, meslek mensubu adaylarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biraz önce masada da konuşurken Sayın Valim, Sayın Vekilim dediler ki sağlıkçılardan sonra en çok çalışan sizdiniz herhalde. Doğrudur, pandemi sürecince bütün meslektaşlarım hepsi bürolarındaydılar. Kamu kaynaklarını aktarım yapmak için hepsi bir fiil çok büyük gözleriyle çalıştılar. Ellerinden geleni yaptılar, hepsine çok teşekkür ediyorum. 1-7 Mart arası 33 yıldır mali müşavirlerin, muhasebecilerin haftası olarak kutlanıyor. 1 Mart başlangıç günümüz. Vergi haftasının akabine hem gelmesi sebebiyle hem de mali müşavirlik mesleğinin vergi geçti olması dolayısıyla bu haftanın birleşmesi de bizim açımızdan önemli oluyor. Ve biz bu hafta içerisinde elimizden geldiği ölçüde şehrimizde birçok etkinlik yapmaya çalışıyoruz. En son 2020 yılının 27 Şubat'ındaki Afrin hadisesinden sonra, şehitlerimizden sonra pandemi ve süreç bizleri 2 yıldır etkinliksiz bıraktı. Ama bu yıl artık maskeleri de attığımızı biliyorsunuz. 1 Mart itibariyle çelenk törenimizle başladığımız haftamız, Sayın Valimizi ziyaretimizle, daha sonra Sayın Dekanımızın katkılarıyla üniversitemizde yaptığımız etkinlikle, Anıtkabir'de Türbogumuzun birlikte yaptığımız etkinlikle devam etti. Bugün de güzel de bir güne şahitlik edeceğiz. Uzun zamandır birkaç tane meslek mensubu aramıza katılıyordu. 2 yıldır 14 tane meslek mensubu aramıza katılmış oldu. Bugün onlara da bir ruhsat töreni yapacağız bu özel günümüzde. Çok güzel bir gece, harika bir gece. Tabii bu geceyi güzel kılan hepimizin bir arada olması. Pandemi koşullarını da az önce başkanımız söyledi. Çok yan yana gelemedik. Birbirimizden çok uzaklaştık. Ama bu gecede bu güzelliği bir arada yaşadık. Tabii mesleğiniz gerçekten zor bir meslek. Bizim mesleğimiz gibi, sizin mesleğiniz gibi. Gerçekten çok zor bir meslek. Bu mesleğin ne kadar zor olduğunu özellikle pandemi koşullarında muhasebeci arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bize anlatmışlardı. Tabii mesleğe biraz da biz yabancıyız ama onların söylemleriyle ne kadar zor olduğunu o zaman anlamıştık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir soru önergesi vermiştim ben. O soru önergesinde bir hafta ya da 10 gün içerisinde bu vergiyle ilgili çalışmaların bitirilip bir an önce teslim edilmesi gerekiyordu. Bu hafta muhasebe haftasıydı. Sağ olsunlar kendileri bizleri de ziyaret ettiler. O ziyaretimizde de kendileriyle hasbihal etme imkanı bulduk. Bu hafta münasebetiyle bu akşam da bizleri bir araya getirdiler. Değerli başkanımıza ve bu programın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Bütün serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimizin haftasını bir kez daha tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, Sayın Milletvekilimizin de ifade ettikleri üzere devletimizin en önemli gelir kalemlerinin başında vergi gelirlerimiz gelmekte. Vergi gelirlerinin elde edilmesinde, toplanmasında da siz serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimizin katkıları son derece önemlidir.
Sizler iktisadi hayatımızın vazgeçilmez mesleklerinden birisiniz. Yaptığınız iş niteliği itibariyle hassasiyet ve titizlik gerektiren önemli bir iş. Bu mesleğe girmek de bu işin niteliği gereği son derece zor. Bu süreci geçenler bunu bilirler. Özgür Bey'le de bunu konuştuk. 4 yıllık üniversiteyi bitireceksiniz. Sonra ön sınavı geçeceksiniz. Sonra sınavlarını geçeceksiniz. Ve ondan sonra ancak bu mesleğe dahil olacaksınız. Thank you.